Merhabalar sevgili koçlar ve özellikle yükselen burcu koç olan herkese hoş geldiniz demek istiyorum. Aralık ayı yorumlarımla karşınızdayım sevgili koçlar. Aralık ayını 2022'ye dahil görebiliriz çünkü Kasım ayının 19'unda Boğa burcunda ve 2022'ye ait bir tutulma serisinin ilk tutulması, ay tutulması yaşayacağımızı bildirmiştim. Dolayısıyla Boğa üzerindeki bu tutulma artık 2022'nin Boğa Akrep aksındaki tutulmaların ilki. Demek ki Aralık ayından itibaren artık biz bu enerjiye girdik diyebiliriz. Son bir güneş tutulması yaşayacağız. 4 Aralık'ta, 4 Aralık Yay burcunda Saros 5 Güney serisine ait bir tutulma. Yani çok neşeli, çok iyicil, aslında harika bir tutulma ve hayallerinizi gerçekleştireceğiniz bir tutulma diyebilirim. 9. evinizde Yay üzerine gerçekleşecek. Dolayısıyla 9. ev, yani uluslararası bir göç etme durumunuz varsa, mahkemeleriniz varsa, başka ülkelere gitmeyi planlıyorsanız bunların hepsiyle ilgili iyi sonuçlar alabilirsiniz. Ama ne zaman? 4 Aralık diyorsam o günleri hedeflemek çok doğru değil. Mart ayından bu yana, geçmişten 6 ay önceden Mart ayından bu yana hangi konuda efor sarf ettinizse işte şimdi önümüzdeki Mart'a kadar onunla ilgili güzel bir gelişme, güzel bir sonuç alacağınızı gösteriyor. Ben iyiye yorumluyorum çünkü özellikle 9. evinizde Güney Ay düğümünün de burada olduğunu elbette unutmuyorum. En fazla çokça para harcatır ve çokça para dağıtırsınız. Çünkü lükse para harcatır veya ihtiyaçlarınız pahalısından ihtiyaçlar olabilir. 9. evinizde böyle bir 4 Aralık güneş tutulması varken ticaretiniz çok hızlanır. Şimdiye kadar ipe un serdik der gibisiniz. Beklediniz, ertelediniz, birileri işinizi erteledi. 3 ve 9. ev, yani karşılıklı olarak ticaret alanınız, uluslararası uzak noktalardan müşteriler, yabancı müşterileriniz, başka ülkelerden gelen müşteriler gibi pek çok gündeminiz olacak şimdi Mart ayına kadar. Neye sabır gösterdinizse onunla ilgili fırsat ve ödül geliyor. Ve aynı zamanda Satürn'le Uranüs karesi var. Bir de Aralık ayının sonunda. Ocak'ta da yaşadık, Haziran'da da. Bu üçüncüsü bu yıl. Ve bu üçüncü Satürn-Uranüs karesi sizin için hem 11. ev, istekler, niyetler, hedefler, idealler noktası, kariyerin getirileri noktası, para da aynı şekilde tabii ki burada ilgilisi ve ikinci ev paranızla ilgili alanda. Uranüs biliyorsunuz epeydir Boğa'da 2018'den bu yana ve Satürn'de sizin 11. evinizde 11-2 aksında bir kare açı, ama kare ama stresli ve de fırsatlarla gelen bir açı olacak. Bunu aklımızdan çıkarmayalım. Aralık ayı boyunca aslında bu Satürn-Uranüs karesinin etkisindeyiz. Ocak'ta da etkisindeyiz. Hemen öyle ayrışıp başka noktalara savrulmazlar. Ve 19 Aralık'ta da İkizler Burcu üzerinde, yani sizin 3. evinizde gerçekleşecek bir dolunay var. Ve bu dolunayda ikizler etkili insanlarla etrafınızda ortak iş yapma çabası, neşeli bazı insanlarla birlikte hareket edip çok eğlenceli bir döneme girdiğinizi, ama 3. eviniz ticaret alanınızda Merküryen bir dolunay olduğunu unutmayalım. Yani tam yerinde ticaret alanınızı destekleyecek bir dolunayla karşı karşıya kalacağız. İşte bu dolunaydan sonrasında Kiron da düz hareketine dönüyor. Allah'tan epeydir sizin burcunuzda. Dolayısıyla işleriniz çok hızlanır. Retro giden Kiron da işlerinizi yavaşlattı. Böyle bir Merküryen dolunay yeni ayda yaşamadığınız için de sıkıntıya girdiniz. Açıkçası ikizler yay aksındaki tutulmalar da tuttu da tuttu bizi, öyle söyleyeyim, özellikle ticaretinizi. Şimdi ticaretinizi nasıl başlattınızsa, etik değerlere nasıl bağlı kaldınızsa, kimsenin hakkını yemedinizse, çünkü neden? İkizler yay aksında Aldebaran ve Antares kraliyet yıldızları vardı. İkizlerde de yayda da bütün ay ve güneş tutulmalarında sizi izledi, özellikle ticaret alanında. Başkasının hakkını almadınızsa işte o zaman ödülleriyle gelir Aralık'tan itibaren. Eğer ki başkası sizin hakkınızı aldıysa da bunlar iade olur. Böyle düşüneceğiz. 12. evinizde evet, yani tam sırt noktanızda halen balık burcu üzerinde Neptün var, ama Neptün yavaş yavaş koç burcuna yaklaşıyor derece itibariyle. Dolayısıyla bazı koç burçlarına aslında istekleri, niyetleri yönünde de önünü açma fırsatı
verecektir. Onu da takibe biraz özen gösterelim derim. Şimdi sevgili koçlar, epeydir Oğlak Burcu üzerinde Plüton var. Yani sizin kariyer ve statü alanınızda 10. evinizde. 10. evinizde böyle bir gezegen varken komple değişim, büyük bir patlama enerjisi, komple değişim ve iyi bir potansiyel ortaya koyacağınızı gösterir. Ama Plüton retro mu haritanızda, transitte Plüton retro mu, bunların hepsi dönemsel olarak takip edilir. Yani doğum haritanızı önümüze koyduğunuz vakit bunlarla ilgili muhakkak size detaylı bilgi veririz. Şimdi halen 10. evinizde Plüton var. Dolayısıyla bir süre daha, birkaç yıl daha dönüşüm ve potansiyeli ortaya koyma mecburiyeti veriyor. Aynı dönem Aralık'ta ve Ocak ayında Venüs de burada. Venüs de 8 yılda bir aynı burçta aynı derecelerde retro olur. Şimdi de retro. Yani Aralık ayının ortasında retro olacak ama en başından itibaren, Aralık'ın ilk günlerinden itibaren buna retro kabul edebiliriz. Çünkü gölgeli dönemi var ve Ocak ayının sonuna kadar da retro kabul edebiliriz. Ocak ayının ortasında da Merkür retrosu geliyor. Üstelik sizin ticaretinizde doğrudan etkileyecek bu Merkür retrosu. Şimdi 2013'ün son ayında, 2014'ün de ilk ayında her ne yaşadınızsa 8 yılda bir aynı yerde olacak olan bu Venüs retrosu şimdi yine bir benzerini yaşatır. 2013'ün sonu 2014'ün başına şöyle bir dikkat kesilin derim. Benzer şeyler yaşayabilirsiniz sevgili koçlar. Sorularınızı bekliyorum. Umarım çok güzel bir Aralık ayı olur. Kişisel danışmanlık için bana her zaman ulaşabilirsiniz. Videomun altında telefonum, e-posta adresim, mailim, web sitem hepsi var. Instagram, Twitter var ama size nasıl ulaşabiliriz diye sorular geliyor. Benim de aklıma Cem Yılmaz geliyor. Daha nasıl ulaşacaksınız demek istiyorum. Umarım çok güzel, çok eğlenceli bir 2022 yaşarız. Bu potansiyel var sizde sevgili koçlar. Çok çok güveniyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.